Merhaba sevgili Jın TV izleyicileri. Bir Çiçekli Perdelerin Ardı programında konuğum Gelder Reyno ile beraber bembeyaz karşınızdayız. Tesadüf oldu. Çok güzel oldu bence. Evet. Değil mi? Yazın gelişini böyle bir hani şeyi hatırlattı bize. Kışın çünkü ben siyah oluyorum böyle Yelda. Siyahlara bir koyu renklere falan. Bugün de beyaz giyindim. Bir baktım Yelda'da sevgili izleyiciler karşımda bembeyaz. Duvarlar beyaz. Çok güzel. Güzel başladık yani. Genelde şey derler programlarda beyaz patlar falan, patlaya patlaya konuşalım. Güzel olacak. Aynen, patlayalım. Şimdi bir kere ben sen hep yurt dışında yaşıyor diyebilirken birdenbire böyle videoların Instagram'da Özlem'le Düvencioğlu değil mi soyadın, bu kez doğrusu. Özlem'i de misin? Biliyorum ama nasıl seyrediyordum biliyor musun? Onu da ayrıca bir konuk etmek istiyorum. Hırsız polis de böyle kadına bak ya, ne güzel ya, ne güzel oynuyor ya falan. Hep öyle izliyordum. Sizi ikinizi bir arada böyle Instagram'da görünce BB'lerim falan diye. BB'nin açılımı neydi Yelda? Başı bozuk. Çok güzel. Başı bozuklarım. Onları izlemeye başladım böyle sohbetiniz, muhabbetiniz. Ya dedim neden konuk etmiyorum onları? İki kişi konuk edemediğim için tek tek artık böyle şey yapacağız farklı haftalarda. O dünyayı bana bir anlatsana. Yani ben zaten izliyorum ama konuklarımız da, izleyicilerimiz de şey yapsınlar. Çünkü bir sürü şey yani hani evet pandemi insanları böyle bir doğaya attı, doğanın kucağına attı falan ama sende zaten hep var gibi öyle bir şey, aksiyon. Köpekler, yeşil, dağlar, çayırlar, bayırlar. Kaz Dağları'ndasın değil mi? Evet, Kaz Dağları'ndayım. Anlat, neler yapıyorsun, nasıl yaşıyorsun? Ya nasıl yaşıyorum Feryal'cığım? Aslında ben her daim biraz böyle yaşadım. Yani aslında ben daha çok deniz insanıyım. Çünkü dalgıç hocasıyım aslında. Tabii, o benim ilk mesleğimdi. Kızıldeniz'de. Okuyunca çok şaşırdım. Evet, Mısır'da. Acayip etkilendim Mısır'da. Evet, genç yaşta 15 ila 18 yaş arası bunu yaptım. Ondan sonra Amerika'ya gittim ve kompresör tamiri ve bütün bu işte regulator hani nefes alma verme aletler var ya, tüpler. Ben aslında bir de onun uzmanıyım. Ama bu efendim? Çok ilginç, bunu şu anda duyuyorum. Uzmanlık alanın çok enteresan. Evet, yani o zaman turizmde çalışıyordum yani dalgıç olarak. Hı hı. Doğal olarak instructor şeyimi almak için bütün bunları, bu open water rescue, işte nedir, can kurtarma, ilk yardım, açık denizde kurtarma, helikopterden. Alet edevatı da öğrenmen gerekiyor. Tabii ki, tabii. Bu da ne yapıyor? Tabii insanın beynini de farklı bir şekilde geliştiriyor. Hı hı. Mesela insanlar şey diyor, bu köpüşleri kapmama icat ettim ya, ben çok severim böyle şeylerle uğraşmayı. Hani duvar örmeyi öğrendim. Çok güzel duvar örerim. Evet. Yani kendine böyle bir adaya düşen şey yaparsın sen. İşte böyle Hindistan, hani zaten filmlerde var ama ben heyecanla böyle izlerim. Acaba ne yapacak? Nasıl yaratıcılığını kullanacak? İşte meyve kabuklarından kap kacak. İşte oradan buradan bir şey. Kendine zaten duvarda örersin, evde yaparsın. Tek başına yaşarsın bir adada sen. Tabii ki, ama sen de yaparsın bunu. Değil mi? Herkes bunu yapabilir. Evet, biz zannedersem yani bu son 100 yılda bu endüstriyelizasyondan sonra fabrikaların işte oluşumuyla biz biraz şey olduk. Doğayla bağlantımız koptu. Koptuğundan dolayı biz biraz handicap olduk. Hmm. Böyle bir sakatlaştık. Evet. Sanki bir şey yapamazmışız. Biz işte şehir insanıyız. Sadece dört duvar arasında. Sanatçıyız. Biz böyle ellerimizi kirletmeyiz böyle şeylerle. Biz buna geldik neredeyse. Oysa baktığımızda örneğin tiyatro, hani benim alanım. Tabii. Molière zamanında. Molière nasıl yaşıyordu buna? Şimdi hatta sana söyleyeyim, belki izlemişsindir o filmi. Arjen Munoşkin diye çok önemli bir yönetmen var Fransa'da. Rus kökenli. Babası Alexandre Munoşkin'di. Çok önemli bir yapımcıydı. Sinemanın başlangıç tarihinde Fransa'da. Ve Arjen Munoşkin bir trup yarattı. Bir tiyatro birliliği. 70'li yıllardan beri. Ve bir film çekti Molière'in hayatıyla ilgili ve muazzam bir film. Ve orada oyunculuğun o dönem işte 1700'lerde, 1600'lerde nasıl yapılıyordu,
nasıl domates, çürük domates, çürük salata yeniliyordu, laf diye sahneye atılıyordu. Evet. Hani direkt bir nasıl gerçek, söyleyeyim? Gerçeklik var yani. Yes. Yani olması gerektiği gibi değil bu soyutlaşma, bu star sistemiyle. Hı. Hani bu yüzyılın getirdiği. Tamamen hani halkla bağlantılı, halk için, halkla beraber. Ha, tabii ki saray olmasaydı Molière de belki hayatta kalamazdı. Zaten az amca sefalet içinde öldü. Hı hı. Yani ama bu da şey bir gerçek. Yani, evet. Bizim tiyatrocu arkadaşlar da Molière için, ya yani Molière'i, Lorca'yı, Shakespeare'i anlattıkları gençlik oyunları çıkardılar ki evet. Ortaokulda, lisede işte daha o yaşlarda tanışmak için. Onların hayatından yola çıkarak işte şeyler anlatıyor. Aynen böyle halkçı tiyatro nedir, doğallık nedir, bunları da işliyorlar oyunlarında. Ve çok siyasiydi sonuçta Molière. Çok siyaset vardı. Yani Tartüf tamamen siyaset üzeri. Örneğin bugünlerimize gelelim. Tartüf nedir? Faux de vous. Yani sahte bir kimliğin altında bir kilise adamı. Hı hı. Ne yapıyor? Evin içine giriyor. Adam çağırıyor onu. Ama eninde sonunda başlıyor karısına sulanmaya. Sonra kız çocuğunu vermeye hazır o adama. Tabii. Ve aslında en büyük sahtekar. Yani bu tamamen yani çok siyasi. Şey, ben pandemi başlamadan hemen şans işte şimdi bahsederken hemen aklıma geldi. Beyti Engin'lerin şeyde Moda'daki tiyatronun adını unuttum. Moda'da oynamışlardı Tartüf'ü. Daha son izlediğim oyun bile olabilir o Yelda. Yani evet. Şeyden, pandemiden önce son izlediğim oyun olabilir. Yani evet komedi diye izliyorsun ama öyle bir şey yok. Çok muazzam bir oyun. Adamın o şeyini, hırsını, işte arkadan çevirdiklerini, onların deşifre edilmesini falan. Bunları izledikçe insan çok geriliyor. Evet, çok sapık bir karakter. Fransızca'da şey diyor, "Ou, caché ce sein que je ne saurais voir." Örtün şu göremediğim memeyi diyor. Hmm. Yani resmen hani şey duyuyor ve kendini toparlamaya çalışıyor. Yiyecek karıyı yani. Tam öyle. O denli bir pislik. Tam öyle. Benim de aslında girdik Molière'den de çıkamadım ben şimdi. Çünkü zihnim şey oluyor benim böyle işte çalışıyor yerde. Hemen böyle çocukluğuma döndüm. İlk seyrettiğim oyun nedir benim biliyor musun? Cimri. Cimri. Böyle daha kaç orta sondayım falan. O zaman tiyatrocu olmaya karar verdim. Müzisyen, şarkıcı olacağım diye doğru. Ah tiyatro ne güzel bir şeymiş falan. Bir kasabadayız. Çok güzel. Böyle sürekli oyunlar falan gelip gitmiyor. Devlet tiyatroları öyle geldi. İşte bir Molière oynadılar. Oradaki arka plandaki şeyler de işte entrikalar falan filan seyrederken komedi, yani çocukken tabii komedi diye seyrediyorsun ama o da öyledir. Çok politiktir ya Cimri'de. İşin çok. Arka planda neler tabii neler. Ki. Yani yani Molière muazzam politik aslında. Evet. En politikleri. Ve şeyden geldi. Fransa'nın o döneminde. Hı. O Molière döneminden geldi. Yani tiyatro neydi? Sonra nasıl algılanmaya başladı? Bugün bugün tiyatroya, şimdi biz son zamanlarda çok konuşuyoruz ya, eminim sen de. Dijital olarak bu nasıl olacak? Bunun üzerine konuşuyor musunuz? Ya da kendi kendine düşün. Ya bu dijital çağa geçtik. Paldır küldür geçtik. Tamam. Diyelim ki 3 sene, 4 sene Türkiye için konuşuyorum. Pandeminin etkileri bitmeyecek. İnsanlar efendim denecek işte bize yukarıdan. Arkadaşlar kapalı salonlarda şarkı da söyleyemezsiniz, oyun da yapamazsınız. Biz başlayacağız şeye, denediğimiz şeylere. Seyircisiz kameraya varmış gibi söylemeye, oynamaya falan. Buraya dair neler düşündün pandemi döneminde? Ne yapacağız? Vallahi Feryal biliyor musun? Bence bu pandemi birçok şeyi de tabii ki bir facia dünya için. Bir ekonomik kriz açısından da bir facia. Ama bir yandan da diyorum ki doğa da dinleniyor bu şekil. Deniz dinleniyor. Yeşillikler belki dinleniyor. Sen eminim benden daha iyi biliyorsundur. Şarkıcılar mesela. Sadece maksat değildi ki hani bir disk kaydedip de diskten dinleyelim değil mi? Sen eminim sahneye çıktığında aldığın o elektrik en sevdiğin o sana, konser. Ya belki de işte o konser, o büyük çapta olan şeyler belki daha ufak çaplara dönecek. Daha belki
nedir? İnteraktif sohbet, hani ben, muhabbet, konser. Ne güzel olur ki, bak mesela ben belki dalga geçerek bunu yaptım. Hani ahırlıkta işte köpeklere tiyatro okuma. Ama çok tatlı ya. Ya gerçekten de yaptım bunu onlara. Yani okuyorum ve onlar gerçekten çok farklı bir şey de veriyorlar. Bakıyorlar kitaplara. Yani çok enteresan bir şey diyorum. Anlıyorlar mı acaba? Olabilir ama ben biliyorum ki hissediyorlar. Bir şeyler hissediliyor. Ses tonunu yani, biliyorsun Yelda sen de. Ses tonundan senin aksiyonunu, içinde ne yaşadığını anlıyor bunlar ya. Çok acayipler. Anlıyorlar. Her şeyi anlıyorlar. Bak daha geçen gün hayvanlara bakan, yani köpüşlerime bakan veteriner hanım şey dedi bana. Bir tane kangalı varmış. Kangal yavru doğurmuş ve bu çok yorulmuş. Ay demiş ya, bıktım senden ya ve senin yavrularından artık. Ya bıktım, gerçekten bıktım. Ne olmuş biliyor musun? Üzmüş Kangal mi? Gitmiş. Gitmiş. Vallahi gitmiş. O gün diyor, o akşam gitti. Ben diyor o kadar çaresizdim ki diyor. Başladım onu etrafta aramaya. Bir baktım diyor, iki gün sonra diyor çalıların içinde bir kuyruk sesi. Pişt, pişt, pişt. Yani mutluluğunu gösteriyor ama çıkmıyor, küsüyorlar. Oy. Çok ciddi manada anlıyorlar. Yani ben hiç tahmin etmezdim bu kadar duygusal çok şeyleri anladıklarını, ama çok farklı bir zekalara sahipler. Çok acayipler. Ama şeye dönmek için Feryal, doğa. Mesela evet. Fransa'da benim okulumdan mezun olduğum okuldan, Ecole Florent, Eric Ruff, Guillaume Gallienne, Eric Ruff Komedi Fransızı yönetiyor bugün. Guillaume zaten baş şeylerden. Çünkü normalde onlar da benim okulumu bitirdiğinde klasik parkur şöyle oluyor. Komedi Fransızı giriyorsun. Hı hı. Ama Komedi Fransız burada işte devlet tiyatrosu tarzında. Ama daha sıkı bir yapısı var. Hı hı. Çünkü bizim devlet tiyatrolarında mesela oyuncular dizilerde oynayabiliyor. Öyle bir şey yok Fransa'da. Yasak. Tabii, çünkü memursun, maaşlısın. Maaşlı ve sigortalı memursan kalkıp işte özel sektörde sadece imzalı, izinli ve çok kısıtlı bir süre içinde oynayabiliyorsun. Hı-hı. Burada öyle bir şey yok. Burada hani devlet tiyatrosunda olabilirsin, film de çekersin, dizide de oynarsın. Yani çok bir özgürlük var. Hı-hı. Türkiye'de memur sistemi farklı işliyor anladığım kadarıyla. Ve onlar mesela işte tiyatroda şeye başladılar, Komedi Fransız'da. Çok da güzel yapıyorlar bunu. Masada tiyatro okumaları yapıyorlar. Ama masa değil, bir nevi bir sahne kuruluyor. Hı. Ve çok entim bir şekilde okuma ama dil gırgır oynuyorlar. Hı. Bizim okuma tiyatrosu olayı yani şeydir ya, siz önce bir okursunuz, sinemada da öyledir. Tiyatroda da okuma ne diyorsunuz ona? Hani ön çalışma var ya, grup olarak şey yapıyorsunuz. Daha metin elinize yeni gelmiş. Herkes kendi rolünü evet. okuyor. Onun gibi tabii şey okuma değil. Provaları. Provalar diyor. Evet. Sonra okuma evet. tiyatrosu diye bir şey işte pandemi döneminde mesela iş sanat çok yapıyor. Onun gibi bir şey mi? Evet. Biraz daha tarif etsene, nasıl bir şey? Yani benim izlediğim kadarıyla mesela Zorlu şey yaptı, böyle oyunlar yaptı ama ona çok böyle parça alıyorlar oyunlardan, parça sahneler. Kısa bölümler. Hamlet yapıldı. Evet. Onkel Vanya, Vanya, amca Vanya mı deniliyor? Dayı Vanya mı? Vanya dayı. Vanya dayı. Vanya dayı. Bak ben amca diyorum. Ben Vanya dayı diye biliyorum. Öyle Vanya dayıdır. Yani Çeşof'un bazı bölümlerinde. Evet, Vanya dayı evet, diye biliyorum. Martı'yı oynadım. Evet, Vanya dayı. Evet, hı-hı. haklısın. Vanya dayı, kiraz ağacı, La Cerise. Evet. Onları izledim böyle, ama onlar nasıl yapmışlar tamamen, yani bütün oyunu değil, belli alıntıları, sahneleri yapmışlar ve bunu çok estetik bir şekilde, hani bir prodüksiyon var ciddi manada, ışık falan. Fransızlar öyle yapmıyor, onlar daha basit, Comédie Française'in sahnesini kullanıyorlar. Hı hı. Oyuncular muazzam oynuyor gerçekten. Muazzamlar. Yani bütün o devler orada oynuyor ve oturarak oynuyorlar. Evet, ama hı. oynuyorlar ve çok da iyi geçiyor. Güzel yapıyorlar bu işi. Yani şu dönemde yapılan bir şey olarak mı anlattın Yelda?
Evet, bir neredeyse bir evet pandemi döneminden beri, çünkü çok büyük bir kriz var. Kimse tiyatroya gidemiyor. Doğru. Tiyatro işlemiyor, tiyatro dönmüyor. Herkes YouTube kanalı açmak zorunda kaldı. Yani başka türlü nasıl ayakta duracağım ki? Ve bizim burada sahneden naklen dediğimiz gibi, biz mesela moda sahnesinde Kardeşlikler konser verdi. Bizim BGS tiyatrocuları moda sahnesinde kameralar, dört kamera falan çekiyor. Ve o anda aslında seyirci izliyor. İşte o linke girenler. Evet. Aynı çok şekilde. Güzel bence. Bence tamam, çok güzel. Buraya sıca, mesela olması. Bunu merak ettim. Yelda nasıl bakıyor? Yani yeni dönem hani tiyatro için özellikle çok tartışılıyor ya. Müzik biraz daha şeye alıştı. Ekranlar. Ekrandan seyirciye ulaşma. Ama tiyatro şey diye hep konuşulur ya Yelda. Orada birlikte nefes alacaksın seyirciyle beraber. Seyirci seni yönlendirecek. Bazen çok gülecek bir sahneye, sen daha bir coşkuyla oynayacaksın. Bazen alkış alamayacaksın, düşeceksiniz hep beraber falan filan. Ya da işte evet. Seyircinin tepkisine göre aslında oyunun her gün, her oynanışında farklı doğaçlamalara da yol açacak belki. Tiyatro böyle tarif edilen bir şeydi. Şimdi bu oldu. Buraya evet. Nasıl baktığını aslında merak etmiştim. Evet, yapılabilir. Ya, güzel bence biliyor musun ne? İnsan her şeye ayak uydurabilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Hiçbir şey kalıcı değil, her şey geçici. Yani belki bu da değiştirecek bizim şeyler ya, yani müzik, tiyatro, dans disiplinler. Yes. Onu değiştirir. Ve değiştirmesi gerekiyor Feryal. Bak şöyle bir şey de var. Şimdi Amerika sistemi, yani bu sinema çok hı-hı. muazzam bir sistemdi, değil mi? Ne yaptılar bize? Yakışıklı adam, güzel kadın ve bize muhteşem insan arketipleri sundular. Evet. Ne oldu? Benim gibi gençler, yani ben gençken hala acayip Humphrey Bogart. Yani enerjiye 50 baksana. 50 yaşındayım neredeyse, seni ben 50 oluyorum. Güzel güzel. İşte. Ama biliyorsun bizim kuşağımız biraz hayalperisi olduğu için biz ondan dolayı genç kalıyoruz. Kesinlikle. Ben buna da inanıyorum. Ben 50 yani biz... gerçekten hissetmiyorum Yelda. Her seferinde söylüyorum. Hani Türkiye'de biraz daha şey. Ay kadınlar yaşını söylemişse. Ya niye söylemeyeyim? Çok da iyi hissediyorum. Çok da tın yani. Ne yapalım? Kimimiz daha hızlı çökebiliriz. Ama bu demek değil ki hastalıklarımız yok. Tabii oramız buramız ağrımıyor. Herkesin derdi var işte kendince değil mi? Kimisi daha hızlı şu organ çöküyor. Yani evet. Cilt de bir organ ya. Kimisinin böbreği, kimisinin karaciğeri, kimisinin akciğeri, kimisinin de beyni. Evet. İşte her şey genetik sonuçta evet. Değil mi? Sözünü kestim. Hollywood Maya. Sisteminden, Hollywood sisteminden evet. Bahsediyordun. Ha. Ben kestim sözünü. Pardon. Yok ne demek, ne demek işte sohbet böyle bir şey ya. Yani ben başladığımda mesela şeydim böyle... Ah dedim Betty Davis gibi olmak istiyorum. Anaman yani gibi olmak istiyorum. Marlon Brando gibi olmak istiyorum. Şimdi bakar mısın? Hangi yıllara dayanarak bunu söylüyorum? Ben bunu söylediğimde yıl 1990-91. Onlar yaşamışlar 40'lı, 50'li, 60'lı sinemasını. Ama sonra bir bakıyorsun ki tamam kardeşim. Ama bir sistem var. Bu sistemi bilmiyorduk. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ben bilseydim ki sistem böyle, hayatta oyuncu olmazdım. Aa. Buna ne dersin? Evet. Çok net söyleyeyim. Ne olurdun? Çok net. Dalgıçlığa mı devam ederdin? Yok, başka şeyler de yapabilirim. Aa, belki astronot olurdum. Ne bileyim kesin belki. Olurdun ya kesin. Bilmiyorum yani. Ama çok nasıl söyleyeyim, fazlasıyla görsel üzerine kurulmuş bir sistem. Evet. Ama çok fazla. Ama Yelda sen böyle konuşurken oyuncunun da bu sektörü yönlendirebildiğini, evet yani şeydir, daha mikro düzeyde oluyor. Yani nasıl bir sistemin içine düştüğüne bağlı ama şimdi mesela biraz önce ben tekrar seyrettim. Yıllar önce seyretmiştim. Oturdum Anlat İstanbul'da senin bölümünü seyrettim. Ya ama sonra da o ödül törenini seyrettim. Hani senin böyle zıp zıp zıpladığın. Yani her şeyinle var olduğun yeri bir kere böyle şey yapıyorsun. Ayakların yere sağlam. Sarsa sarsa oynuyorsun. Çok net oynuyorsun. Çok doğalsın vesaire vesaire. Sana bunlar zaten hani şey yapılmıştır. Sistemin içinde de hani biz buna sanatta şey diyoruz ya, çatlakları açmak, oradan sızmak, kendi sözünü yine söyleyebilmek falan. Sen de öyle bir oyuncusun ama değil mi?
Yani evet çok zorlanmışsındır. Çünkü sistem çok insanı şey yapar. Hele bir tek başınaysan. Ama sanki baş etmiş bir oyuncu var karşımda. Ödüller almış. Gerçekten hak ederek almış. Değil mi? Ya şöyle evet biliyor musun Feryal, ben şuna hep inandım oyunculuğumda. Ne kadar çalışırsam o kadar iyi olurum. Ve eşek gibi çalıştım. Yani Fransa'da şöyle diyeyim sana, tiyatroya başladığımda Ecole Florent'da bir cümle Fransızca konuşamıyordum ben. Bunu kimse bilmez. Ama bütün okulum bilir. Ben Çok orada iyi. bir ismimi efsane gibi yazdırdım ve bir yıl içerisinde o Molière var ya, demin konuştuğumuz adam. Evet. Alexandrin şeklinde yazıyor dizeler. Bu 12 hecelik dizeler. Racine de öyle. Corneille de öyle. Ben bir yıl sonra bütün sınıfıma ders veriyordum. Fransızca Oh, ders. çok güzel. Çok muazzam değil mi? Çok E acayip. bunu ve ben nasıl yaptım biliyor musun? Gün be gün çalışıyordum. Hem gidiyordum American Express'te çalışıyordum. Para kazanmak zorundasın. Tabii. Bakıcılık yapıyordum. Bebek bakıcılığı. Çünkü arkamda kimse yoktu. Tek başımaydım. Hem tiyatroma ve yani 7 tane en az oyun okuyordum haftada en az. Bazen 9 oyun. Yani nasıl bir timing, nasıl sığdırmıştım bunu ve herkes böyleydi Ve benimle. part-time çalışıyorsun o sırada. Evet, onu da yapıyordum. Eninde sonunda yıl sonunda benim hocam Philippe Jouarrice, o da Fransa'nın önemli oyuncularındandı ama çok genç yaşta AIDS'ten öldü. Philippe şey dedi bana, La Kaymakçı diyordu bana. Ben orada Reno ismini kullanmıyordum. La. Yelda Kaymakçı. La Kaymakçı dedi bana. Bana bak dedi, şu an dedi o kadar muazzam bir çalışma yapabiliyorsun çünkü muazzam dolu yaşadın hayatı. Fakat dedi, bunu bir bohça gibi düşün. Tecrübe bohçası. Şu an dedi sadece bohçandan besleniyorsun. Sırf tiyatroya odaklısın sen diyor. Dedi bana. Eğer ki dedi yaşamazsan yanı sıra bu bohçanı boşaltırsın. Artık renk de katamazsın ileride. Çok güzel. Yaşa dedi. Yaşaman gerekiyor. Ve dedi tiyatro dışına çık dedi. Çünkü diyor sırf tiyatro için çalışıyorsun. Sırf tiyatro için ben yaşıyordum. Kalkıyordum tiyatro yani libidom bile yoktu. Sırf tiyatro vardı. Öyle bir tutku. Stanislavski ben dünyanın en büyük oyuncusu olacağım. Böyleydim Çok ben. güzel anlatıyorsun. Çok fenaydım. Çok fena. Yani böyle çok fena, acayip böyle şeydim. Bana bir rol gelsin ben bütün ödülleri toplarım. Ve öyle de oldu biliyor musun? Çok İlk tatlı bir rolüm geldi yara ve her yere gittiğimde bütün ödülleri aldım. Öyleydim ya. Böyleydim. Ya acayip bir hırs vardı Ama ya. bir şey Çok söyleyeceğim. fena bir şey. Kendin Efendim? de yarışmışsın. Senin kimseyle derdin olmamış ki. Bu çok güzel bir şey değil Yok. mi? Evet benim hiçbir zaman, hatta biliyor musun ne, böyle çok acayip bir şeydi bu. Böyle okulda castingler yapılırdı. Ben de derdim herkese, bakın şöyle bir casting var, şu var, bu var, bu var, sınıftaki arkadaşlarıma. Onlar da böyle bakıyordu bana. Böyle, çünkü onlara gelince castingler hiç kimseyle paylaşmıyordular. Tamam mı? Ben ise yalnız gitmek de sevmiyordum. Hadi gelin hep birlikte gidelim diyordu. Bunlar da diyordu sen deli misin? Diyordular ama ya ben alırsam demek ki bana göre değilmiş. Ne Çok diyeyim tatlı yani? ya. Çok güzel. Ama işte Yani ben öyle hiçbir zaman insanlar kazanırlar, değil mi? Senin gibi bakanlar. Rahat ya ben bakacaksın öp hayata. ya yani kendinle barışık olman lazım. Bir başkasıyla yarışamazsın zaten. Çünkü Allah onu tek yaratmış. Kesinlikle. Peki o bohça metaforunu kullanan hocan, ben işte adımı söyleyemem, Fransızca yok bende. Filip. O ha Filip. Filip, ha Filip tamam, o da. Ondan sonra ne oldu hayatında? O metafor, Ya yani düşündün, ne yaptın ondan sonra? Sinemaya da mı bir çok geçtin? kafamı karıştırdı. Tabii ki bizzat o an dinlemedim onu. Dedim ya dedim bu nereden Ne bilsin? diyor? Konuşuyor işte.
isyankardım da hep kendi kafama buyruk ben takıldım yani öyle dinlemezdim. Zaten şey hep böyle şey içindeydim hocalarımla da neden? Hayır öyle olmaz daha iyi olmam lazım alkışı da kabul etmezdim. Daha iyisini yapabilirim gibilerinden. Yok çok fenaydım gerçekten çok mükemmelliyetçi fazlasıyla mükemmelliyetçiydim. Gençlik işte. Yo, çok bugün güzel. Öyle değilim artık yani. Ama zaten orada biriktirmiyormuşsun bir sürü şey. Yine bohçaya geleceğim evet. Ama neyse. Bayağı orada biriktiriyorsun. Evet, haklısın. Ondan haklısın. Sonra gerçekten bizim yaşlarımızda tabii ki üzerine hep sürekli bir şey koymak lazım. Orada gerçekten dolu dolu geçirmişsen şey oluyor ya bir enteresan bir şey. Bende bu da varmış, o da varmış. Sonra fark ediyorsun falan. Evet, evet. Haklısın, evet, evet. Ya sonra biliyor musun sonra ne oldu? Hı. Okulumu bitirdim. Ondan sonra gördüm ki herkes bana la machine diyordu. Makine. Aha. Çünkü atıyorum sahneyi 10 defa mı yapmamız gerekiyordu? Trajedi olsun, komedi olsun. 10 defa aynı yerde durabilirdim. Aynı duyguyu ve aynı şeyi böyle çok şeydim. Pirpirikli, detaycı, böyle makine gibiydim ya. Robot gibi. Ondan sonra dedim ki bu böyle olmaz. Ben fazla teknik şeye girdim. Gittim. Hı. Baktım. Hangi önemli bir prof var daha diye araştırdım. Buldum Tanya Balashova. Stanislavski'nin yardımcısı. O okulu kurdu. Kurmuştu Fransa'da. 1950'lerde. Balashova'nın sevgilisi Vera Gregg. Bunlar iki kadındı. Hı hı. Vera 84 yaşındaydı. Ben ona mektup yazdım. Juliette Binoche onun elinden çıktı. Kimler çıkmadı ki onun elinden. Ve dedim ki böyle böyle çok param yok sizi ödeyebilecek. Hmm. Fakat bütün yüreğimi veririm. O da cevap verdi bana. Gel dedi tanışalım. Gittim ona. Bindim metroya gittim. Bir baktım 84 yaşında viski içen, sigara içen bir hatun böyle. Ah dedim bu ne dedim canavar gibi bir şey böyle. Vuruldum ona. Vera dedi gel ben seni çalıştırayım. Ve bana bir yıl boyunca bedava çok ders güzel. Verdi. Yani sınıf öderken ben bedava. Çok çalışmamız güzel. Da şu şekilde. Herhangi bir kitap alıyordum atıyorum. Tim Robbins, Even Cowgirls Get the Blues. Hani Beatnik Generation'ın Cowgirl'lar bile hüzünlenir mi denilir, hı. Blues yaşar. Orada işte bir tane Bonanza Jelly Bean diye bir karakter var atıyorum. Hı. Onu aldım. Ezber yapıyordum atıyorum. Onu bir örnek olarak veriyorum. Ve çıkıyordum sahneye. Sahnede yani hiç hazırlık yok. Hı. Çünkü ben ona şunu dedim. Ben bu tekniği kırmak istiyorum. Ben tekniğimi unutmak gerekiyor. Çünkü şunu biliyordum. Ustalar tekniklerini unuturlar. Hı. Onu aşmak zorundasın. Nedir? Senin oynadığın hissedilmemesi gerekiyor. Evet. Sen o olman gerekiyor. Oynama derler. Ne oluyordu? Yani. Yes. Tak yapıyordu. Duygu değişimi. Tak. Duygu değişimi. Tak. Duygu değişimi. Tak. 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 Sırf böyle çalışıyordu. Kanter içinde kalıyordu. Of. Ondan sonra çıkıyordum. Oh, oradan dayak yemiş gibi. Çok rahatlamış gibi. Duygulardan dayak yiyordum yani resmen. Oh, çok güzel. Ve ben böyle bir çalışma yaptım onunla. Bir ondan sene. Sonra ne oldu? Evet, bir sene boyunca. Ondan sonra ilk sinema filmimden evvel Jean-Michel Ripley'le çalıştım. Bütün komedi Fransız'ın oyuncularıyla. O benim ilk kamera tecrübem oldu. Judith Magre, bütün o dönemin büyük oyuncular. Ben de orada Zaza Lonke diye onların katil kızlarını oynadım bir böyle bir şey, hmm. Güzel bir işti, çalışmaydı. Onun üzerine şey geldi. Bir casting oldu Paris'te. Hmm. Yara için. Ama ben bilmiyordum bu bir Türk filmi. Hmm. Almancı hikayesi. Bu bir evet, tesadüf seyrettim oldu. Ben. Ve Yara için gittim. Yara benim ilk filmimdi. Ve neden bunu anlatıyorum? Çünkü Yara ile biz Arjantin'de yarıştık. Abbas Kiarostami o zaman jüri başkanıydı. Hmm. Ve aynen şunu sordu Yılmaz Arslan'a. Sen bu kızı
hangi akıl hastanesinden buldun? Yani bunu nasıl, bunun ruh sağlığını yönetebildin? Bunu bana Yılmaz anlatıyor. Biz Arjantin'deyiz. Ben nasıl, dedim sen ne dedin dedim. Böyle kırıldım. Böyle acayip şey çok oldu. Çok güzel bir şey söylemiş 25, aslında. Evet ama Feryal, ben 25 yaşındayım, nasıl beni ruh hastası yerine koyar diye falan. Yılmaz da böyle yapıyor. Mutlu olsana diyor. Gerçekten sen olsun zannediyor. Evet. Ben o değilim ama sonra ben gittim. Ödüller dağıtıldı ya. Ben en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım. Abbas'a gittim. Dedim ki ben oyuncuyum Abbas Bey dedim. Abbas'a gittim. Aynen öyle. O da böyle biliyorum dedi. Yılmaz bana söyledi dedi. Ve gerçekten dedi inanamadım dedi. Ben dedim isterim dedim seninle çalışmak. İran'da film çekmek. Dedim ben İranlı bir kadını da oynarım dedim. Çok dedim güzel. Oyunculuk böyle olmalı. Unutturulmalı. Hı-hı. Şimdi gelelim benim en büyük derdime Feryal. Ne acaba? Anlat İstanbul. Evet. Selim Demirdelen benim şeyimi çekiyor. Bizim o bölümümüzü o çekti. Hong Kong'da ne sormuşlar? Ay o travesti çok güzel oynamış ya. Beni gerçekten çok travesti iyi zannetmişler. Ne oynuyorsam o an bir süre için bana yapışıyor. Vay bu be. Çok büyük bir problem. Problem yani bak diyorsun? Sen bunu bir alkış olarak görüyorsun. Ben bunu hiç de öyle görmüyorum. Şunu unutuyorlar. Oyunculuk gerçekten bir karakteri yaratmaktır. Hı-hı. Bu da nedir? Vücudunla o karakter gibi yürümek, o karakter gibi sadece duygu göstermek değil. Evet. O vücut da oluyorsun. Tabii. O sadece bir ruh değil. O vücut da o. Mesela Anlat İstanbul'daki karakter farklı yürüyor. Hülya farklı yürüyor. Oynadığım bütün karakterlere bakarsan hepsi farklı bir yürüyüşe sahiptir. Hepsi farklı bir evet. duruşa sahiptir fizik olarak. Fakat ülkede dizi yapınca Ali'ye karakterini oynadığımda parmaklıklar ardında artık ben Ali'ye olmuştum Türkiye'de. Hmm. Herkes beni onu vuran kıran zannetti. Ben hayatımda kung fu yapmadım ki. Ben hayatımda daha herhangi bir spor yapmıyorum bile. Nasıl ya? Gerçekten ben şey böyle işte boks yapmış, aikido bilen falan öyle bir hani dalgıçlık da var ya işte hikayeni okuyunca diyorum bu kadının herhalde. Ama o zamandı yani 15 yaşımla 19 yaş arası tamam okey çocukken spor yaptım. Almanya'da büyüdüm 5 yaşımla 10 yaşıma kadar. Tabii doğal olarak her hafta sporumuz vardı. 100 metre koşuculuk da yapıyordum. Evet. Ama özel uzun bir şey yani. Işte. O şey parmaklar ardındaki kadın değilim ben. Zaten ben onu seyretmemiştim. Annem çok seviyordu. Ama hani benimki yok. Genel bir şeydi. Gel daha zıp zıp. Yok yani ben ya. Hayır. Hiç. Yok gerçekten yani hiç sporla alakam yok. Hayatımda en nefret ettiğim şey fitness salonlarıdır. Yani lütfen burada yanlış anlaşılmasın. Yok ama ben gerçekten. Ya sen doğan içinde ben, bir kadınsın. Ne yapacaksın o evet, salonlarda? Evet hiç sevmiyorum ya. Bak yazıldım. Yıllık kartımı da aldım. İki defa gittim. De bütün param da yandı. Yani yok yapamıyorum. Hayır. Ay, doğa çok... bana göre yani. Çok güzel. Yapamıyorum maalesef. Peki Kaz Dağları'nda nasılsa tekrar döneceğiz tiyatroya sinemaya da. Kaz Dağları'nda hayat nasıl? Orada hani Kaz Dağları'nda hayat. Yukarılara çıkıyorsundur herhalde. Ben tam Milli Park'ın girişindeki köydeyim. Hmm. Yani benden geçmeniz lazım oraya çıkmak için anladın mı? Anladım. Çok güzel. Yani buradan geçiyor şeyler, safari turları falan. Çok güzel. O yüzden yani ben burayı 2008 yılında aldım. Burası küçücük bir yerdi. Şeydi böyle. Dökülüyordu her şey. Bir çobandan aldım burayı. Hiç bakmamıştı. Dolayısıyla burayı yıllar içinde yavaş yavaş ağaçlar ektim. İşte bir 20 ağaç ektim. Gübre üretiyorum 10 küsür yıldır. Arılar için çalışıyorum yıllarca ve bunu hep Instagram'da 6 yıldır da hep bir şekilde insanları bilinçlendirmeye çalışıyorum. Hmm. Hani otları koparmayalım diye. Hani
belki bahçe vahşi bir alan olmuş olabilir ama şunu görüyorum biliyor musun? Öyle bir döngü var ki doğada. Yani o arılar olmasa zaten ne poleni yani Tabii canım. nasıl olacak ki bütün bu iş? Yani biz tam bir facianın içine geldik aslında. Ortasındayız. Yani çok geç kaldık. Bırak sadece buzulları. Yani dünyanın içine ettik yani. Tam öyle. Ettik. Tam öyle. Bak Açık bir benim hayata tam. 87 yılında yaşadığım o Kızıldeniz var ya, o zaman öyle bir mücadele veriyordum ki çünkü adamlar tur kaldırdığımızda bütün kaptanlar doğal olarak hep öyle yapıyorlarmış. Çapayı direkt mercan kayalarının üstüne atıp öyle bağlıyorlardı. Çeke 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 tırak diye takılıyor bir yere, ondan sonra bağlanıyordu. Ben de diyordum ki olmaz, biz böyle yok edeceğiz bunu yavaş yavaş. Ve düşün yaşım 15-16 ve Sen ilk görüyorsun o o zaman. tabii görüyordum çünkü o kadar bir güzeldi ki bugün git hiçbir şey yok. Her şeyi yok etmişler. Böyle böyle. Bok etmişler. Vay be. Yani ben o zaman girdiğimde suyun içine yemin ederim o kadar çok çeşit balık, öyle rengarenk bir orman gibiydi biliyor musun o Kızıldeniz. Bütün Kusto'nun köpek balık araştırmaları hepsi Kızıldeniz'de yapıldı. Çünkü Doğru. metreküp alanında Jean-Yves Cousteau, Jacques-Yves Cousteau var ya Tabii Cousteau, tabii izliyorduk deniz çocukken deli araştırmacısı. gibi onu seyrediyorduk. Ya Cousteau Vay. bütün köpek balık araştırmalarını orada yaptı. Benim hocam da onun gaydıydı. Hani Vay. El-Menyawi. Bu İsrail'e karşı yürütülen o 6 gün savaş olmuştu ya Mısır'ın kaybettiği. Benim hocam hani baş pilotuydu, savaş pilotuydu o zaman. Ya öyle bir hocam vardı benim. Çok acayip bir adamdı o. Hani babası zaten Nasser'in sağ koluydu. Şeydi. Ne o? Rütbelilerden. Ben Evet. isimlerini Ben de bilmem. bilmem. Hiç Binbaşı pek mı? bir aram yoktur benim böyle isimleri albay, Şunlar diye subay, apolet diye anladım. general. Aha, işte büyük apoletli bir adamdı. Ve o zaman o kadar çok köpek balığı vardı ki Feryal. Şu an bir köpek balık krizi yaşanıyor dünyada. Kalmadı. Neredeyse yok ettik. O köpek balıkları o kadar gerekli ki yani bilmiyorum ne yaptık ama dünyayı çok çok hor kullandık. Hep şeyi anlatır Yok gibi. kimisinin bilmem nesi kalksın diye affedersin. Tabii. Balıkların sırf şeylerini, Yunus balıkların şeylerini kesiyorlar. Korkunç ya. Sırttaki o. Yani bu çok saçma sapan bir şey olduk. Dolayısıyla O kendini yüzden Kaz Dağları'na attın. yani Kaz Dağları'na attım, oraya atarım, buraya atarım yani. Ve Evet, şey doğayı biraz öğrendim ama ben bunu kendi kültürümü öğrenmek için de yaptım Feryal. Çünkü Türkiye'yi hiç tanımıyordum Hı. ben. Biz çünkü benim ailem ben doğmadan şeye göç ettiler. Birçok Türk Avusturya'ya mı? gibi 70'li yıllarda bir göç oldu ya hani Tabii. işçi göçü. Ne oldu? Tabii ki evde her daim şey konuşuluyordu. Türkçe konuşuluyordu. Hay hay. Atatürk'ü biliyorduk. Başka da bir şey bilmiyorduk aslında. Bize pek bir şey öğretilmiyordu. Benim büyüdüğüm yerde başka Türk ailesi yoktu. Biz tek Türk Aa. ailesiydik. Evet. Böyle domuz çiftlikleri vardı. Dolayısıyla annemin babamın en büyük derdi sakın domuz yedirtme kendine ha. Sakın domuz yemeyesin. Yani olay buydu bizde. Başka da bir olay yoktu. Çünkü Türkiye ile Almanlar tek sadece bağ. domuz yedirecekti ya bana. Evet. O yavurlar. Hay Allah'ım Yani ya. bir ben vardım. Dolayısıyla yani hiç böyle Türk arkadaşlarım olmadı. Hep Türkiye'yi özleyerek büyüdüm yani. Çok. Çünkü ben Sonra filmle mi, yarayla mı mesela yönünü böyle bu tarafa döndün? yes, evet. Orada Ya hikaye ben başlıyor. evet çünkü yani ben kültürümü hep sevmiştim. Çünkü ben doğduktan sonra benim ailem beni Türkiye'ye gönderdi. Birçok ilk doğanlar gibi. Hepsi Türkiye'ye gönderildi. Ondan sonra geri alındılar yıllar sonra. Tabii ki bu çocuklar bir dengesiz oldular. Benim gibi paçayı kurtarmadılar hepsi. Birçoğu Arada Bauhaus arafta dedikleri kaldılar.
arafta kaldılar çünkü alışamadılar. Ben de alışamadım. Ben de ısınamadım Almanya'yı. Hiç Almanya'yı sevmiyordum. Hiç. Ben İstanbul'a dönmek istiyordum. Nenemlerin yanına, halamlarla. Benim halamlar müzisyen. İçlerinde var. Çok hepsi güzel. Hepsi elinde şey. Ben hep şarkılarla büyüdüm. Ben aslında şarkıcı olmak isterdim Feryal ama ben falsoyum. Buna ne dersin? Kulak vardır ama. Yok, falsoyum. Ya öyle çünkü bir halalar, babaanneler falan, öyle toplum içinde müzik dinleyerek büyüyen insanın en azından şu olur geldi. Bak o konuda seni rahatlatayım. Lütfen. kulağında bir sürü şarkı olur. Şarkı söylemek çok doğal bir şeydir onun için. Ortalıkta söyleniyordur çünkü tep çalınarak falan filan. Otururken muhabbetin arasına şarkılar girer falan. Bu çok güzel bir şeydir. Ya bu şey evet. Yani oyunculuk mesela biz şey giyiniyorsun ya işte yürüyüşünü değiştireceksin. O rolü giyiyorsun üstüne değil mi? Şarkıcılıkta evet. Hikaye anlatıyorsun aslında. Ya tabii ki mimikler, jestler falan giriyor bir şeyi yorumlarken ama şarkıcılık mutfakta da yaparsın, banyoda da yaparsın, her yerde yaparsın. Bir de sahne vardır. Onlara da şarkıcı denir sahneye çıkana. Gerçekten evet. Bu kadar doğaldır. Bu kadar hayatın içinde. O yüzden korkma. Kesin vardır senin bir yerlerinde böyle bir şeyler. İşte bak bunu söylemem gerekiyordu sana. Anladın mı? Çünkü senin sesin muazzam. O yüzden ben de isterdim ki bana söyle. Neden ben bir falsoyum? Bu kadar dil biliyorum. Bu kadar hızlı öğreniyorum. Yani kulağım var ama şarkı söyleyemiyorum. Sana bunu kim acayip söyledi? Şey. Şarkı söyleyemiyorsun Yelda diye. Ya çocukken çok severdim böyle söylenmeyi. Babam kim bir travmayı yarattı? Ay! Ya işte ya. Diyordum. Çok işte. Kötü söylüyorsun. Ben de böyle oluyordum. Halbuki ABBA grubun içinde kendimi beşinci üye olarak hayal ediyordum. Çok da. ABBA bizim şeyimiz diyeyim, olayımız ya. Boriem ABBA. Böyle evet, bilmiyorum yani Almanya'da aslında Türkiye'de evet, tabii aynı. Aynı 70'li yılların çocuklarıyız işte daha ne yani nasıl en güzel müzik yani nasıl süper güzel değil bile. Miydiler Allah 5. aşkına. Olarak kendini hayal et. Ay çok güzelmiş hayaller. 5. üye grubu. Çok güzel. Çok da yakışırdın ha. Çok da. Ama işte bak. Saçmalık. Şey söyleyeceğim. Babana kızalım gıyabında. Yanlış yapmış. Yani bu çocuğa hani ilkokulda da şey deneriz ya bir hikayeler yazarız falan böyle uyduruktur. Ama o çocuğa diyeceksin ki bir de şöyle bir hikaye yaz bir de şunu dene bilmem ne şarkı söyleyen çocuğa da gel bir de sana şu şarkıyı öğreteyim diyebilirsin. Ya sen sus falan evet. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Yani travmalarımızdan konuşmayalım evet. Tamam mı yani yanlış. Evet evet kesinlikle evet ama yanlış. Biliyorsun yani o dönemin insanları biraz farklıydı hepsi. Yani şey böyle, travma kelimesi yoktu ki bile. Yoktu ki travma kelimesi. İşte Allah aşkına 10 yıl önce bile yoktu. Kimse travmadan konuşmuyordu. O şimdi bir akım oldu. Herkes travmatik, herkes travma peşinde. Travma o yüzden o kelimeyi söylerken gülesim geliyor ama yani travma değildir. Evet. Bu da bir şeydir. Yani bir orada sen susturulmuşsun. Keşke susturmasaydım. Beni susturdular. Dur ya 50 yaş bir şey değil Yelda. Bir gün şey yaparız. Beraber 90 yaşımda sahneye çıkarım artık. Çünkü diyorsun ya bir şey giyiyorum. İşte o giydiğin kıyafet ve şarkı beraber müthiş bir şey olur ya. Deli misin? Ya ben mesela müzikalleri çok severim. Orada bütün yetenekler konuşur ya. Oyunculuk, şarkıcılık, dans falan. Hani onu bünyesinde barındırabilen şey sanatçı neyse ne diyeceğiz işte oyuncu müzisyen dansçı mesela benim de hayran olmuş bende de şeydir yani ancak mimiklerle jestlerle şarkıları anlatayım oyunculuk yok dansçılık yok falan hepimiz böyle birbirimize ne yaparak imrenerek yaşıyoruz falan bence sende hepsi toplanabilir Yelda ben iddia ediyorum. Hiç denedin mi müzikalde okay. Falan oynamak? Çünkü şey, bizim kadar yok, kabul Türkiye'de... etmem ben öyle bir şey zaten. Yok, korkumdan yok. Kabul etmem. Şey dönemi, senin tiyatro dönemi, okul dönemi falan, müzikal oyunculuğu vesaire böyle bir departmanda var mıydı? Böyle denemeler yok. Falan. Hayır, biz tabii ki şey vardı, şan dersleri, mecburduk. O tiyatroda ben gidiyordum, 5 dakika sonra kaçıyordum. Çok iyi ya. Hani ya, öbür tarafta acayip çalışan bu böyle şey. Bu bir acayip aynen öyle.
Diyordum ki aman diyordum ne yapayım, şarkıcı olmayacağım. Zaten müzikalde de oynamayacağım bu saatten sonra. Ben saatten sadece tiyatro yapmak istiyorum. Yani kendime iyi bahaneler de buldum. Çok dolayısıyla güzel. Bugün bana deseler ki söyle bakayım herhangi bir böyle. No, thank you. Ben yapmayayım. Çok fena biliyorum ne yapayım. Çok büyük bir mankom bu. Çok büyük. Mankom? Çok büyük. Bak manko dedi, yani bir eksik, bir boşluk. Ha, hangi dilde manko? Evet. Aslında gerçekten ilk defa duydum. Hani böyle kelimeler iç içedir birbirimizin şey yani birçok bir da iç içe artık bu dönem ama manko ilk defa duydum. Şey monk Fransızca'da Latin kökenlidir. Tamam benim Fransızca mesafemden oluyor. Almanlar da kullanır bunu. Hmm. Manko derler. Vay be. Evet. Yani Jermanik değil. Latin kökenli. Tamam anladım. Tamam unutmam artık bu kelimeyi. Değil mi? Güzel. Evet. Peki şu anda Yelda BB'lerine video yapıyor. Çok güzel. BB'lerim diye sesleniyorsun ya çok tatlı. Evet. Gerçekten hevesle izleniyor. Oradaki şeyiniz de yani Özlem'le olan bu muhabbetleriniz var ya onlarda da müthiş bir oyunculuk döktürüyorsunuz yani acayip izleniyor. Peki yani pandemi döneminde yani şunu da yapalım hani Instagram olayları dışında. Oyun yazalım, oyun yapalım. Bir yani ya da size bir şeyler geliyor mu sana? Teklifler falan. Nasıl bir şey? Sahnelerden yani, bahsediyorum aslında. Sinema ya da tiyatro. Ya geliyor işte birkaç şeyler oluyor. Biliyorsun belki ben Pelin'le bir film çektim. Yönetmen ha, evet, olarak. Evet, evet. Pelin'i çalıştırdım bayağı uzun bir süre. Bayağı da hırpaladım Pelin'i. Ama çok da güzel bir performans elde ettim Pelin'den. Çok güzel. Ondan sonra ama biz o filmimizi çıkartamadık henüz. Adana'da ama premierimizi yaptık. Ve neticede şöyle bir şey oldu. Film aslında çok enteresan. Çünkü bugün karantinadan dolayı hepsi eve kapanıyor ya. Herkes kapandı ya eve. O da bir weeklo. Yani tek mekanda geçen, kapanan iki gencin hikayesi. Ve çok tuhaf biliyor musun? Çok acayip bir şey vardı. Bir gaz maskesi vardı. Oğlan kıza bir gaz maskesi hediye ediyordu. Ama bu 5 yıl önceydi. Tek alanda. Yani kapanıyorlar. Yani sanki bu günlerin ön şeyiydi gibi. Çok tuhaf değil mi? Proması gibi. Evet acayip bir şey. Ve orada bütün travmalarını döküyorlar birbirlerine. Ve ben aslında şöyle bir şey, ben Türkiye'ye geldiğimden beri Feryal işte Kaz Dağları'na yerleştiğimden beri tabii ki halkımı, ülkemi, geçmişini de bir kurcaladım. O kurcalayış sonrasında ben bu filmi yazdım. Filmin ismi de İnan Caddesi'ydi. Ne yaptım? Bu iki hiçbir zaman karşılaşmayan iki grup insan. Birisi işte Gazi Osman Paşa, Bayrampaşalı bir genç. Birisi de bir elit. Yurt dışında boarding school'larda okumuş bir kız. Aynı odaya kapattım onları. Aynı odaya kapattım. Değil işte fakir oğlan zengin kız. Hayır. Askerliğini yapmış bir oğlan. Askerde 11 arkadaşını şehit vermiş. Ve bir laf ve bu bir laftan çıktı aslında. Bana şunu dediler. Hiç Teşvikiye Camisi'nde şehit namazını kıldığını duydun mu sen Yelda? Ben böyle oldum nasıl ya dedim. Böyle oldum. Bir sarsıldım. Bilmiyordum ya hani hiçbir şey. Dolayısıyla ben bu insanları birleştirmek tek bir aman bir aslında bir nevi bir tiyatro oyunu gibi oldu. Çok iyi ya. Bir karşılaşma yaşasınlar dedin. Yani karşılaşmalar evet. Üzerine bir şey. Evet. Ve çocukluklarına geri dönüyorlar. İkisi de. Çok iyi. Ve ikisi de birilerini kaybetmiş. O 11 şehit vermiş. Bu kız da babasını kaybetmiş yeni. Çok tuhaf ki. Ondan sonra film bitti. Pelin de babasını kaybetti. Çok. Ay. Yani o sırada her şey böyle çok çok acayipti. Neden çıkamadı film? Bilmiyorum. Çıkacak ama. Çıkacak, ha, yapacağız. Olacak yani şimdi dijital platform. Yapımla ilgili, yani maddi meselelerle alakalı bir şey de olabilir.
Tabii ki biz de tıkandık. Çünkü her şeyi kendimiz üstlendik. Hiç Kültür Bakanlığı'na başvurmadım. Yapalım dedim. Bu bir deneysel bir şey. İşte filmin herkes tarafından yapılabildiğini göstermek. Evet. Hani bu kadar komplike etmemek. Daha bir spontan çalışmak. Hı-hı. Benim öyle bir şeyim vardı. Ben Pasolini'yi çok seviyorum. Feryal. Pasolini benim için çok önemli bir şair, bir yönetmen. Neden? Çünkü çok basit bir şekilde çok derin, çok felsefi, çok şiirsel, çok muazzam, üstün zeka. Yani Mama Roma gibi filmleri çekmiş adam. Yani nerede böyle adamlar? Yani düşünsene tek plan. Anlaman yani geliyor. Ve hiçbir şekilde bilmiyorsun ne iş yaptığını ve anlıyorsun çok kibarca tek bir planda kadının bir fahişe olduğunu, fuhuşa çıktığını. Onu o kadar yani kadınlara sevgisi vardı ki onu o kadar güzel gösteriyor ki. Yani böyle bir daha sokağa yakın olmak. Her şeyi bu kadar elite taşımamak. Zaten ne başımıza geldiyse hep elitten başımıza geldi. Bu elit, bu üstünlük daha şey bence. Ben böyle düşünüyorum. Çok doğru. Yani peki ama benim... aklıma şu geliyor. Tamam o. Fakat yurt dışında çok fazla senin ilişkin vardır. Sonuçta yani çok... Bir tane film yaparsın. Acayip destekleyecek bir sürü tanıdığın vardır falan. Kültür Bakanlığı'nı bırak. Buranın Kültür Bakanlığı. Evet. Öyle şeyler olabilir bence hala. Basit. Evet. Ama desteklerle şey olacak. Birçok insana ulaşacak. İnşallah. Zaten yazıyorum. Şu an kitap yazıyorum. Onu bitirmek üzereyim. Bu işlerden dolayı bitiremedim. Çünkü çok vaktimi alıyorlar. Fakat yani projelerim var. Kendim ama böyle yönetmenlik yapma hevesim yok. Onu bu filmde yapmak istedim. Kendim oynamak istemedim. Çünkü herkesin böyle Pelin'i ne kadar eleştirdiğini gördüm. O yüzden benim için Pelin'i almam şarttı. Çünkü Pelin bu ülkede işte bir elit tabakasını temsil ediyor ya. İşte herkes de onu o şekilde eleştiriyordu ve bu benim çok canımı sıkıyordu. Ben arkadaşlarımı çok severim. Çok yani çok sahip çıkmayı da severim. Yani o benim vampirellam. Vampirellama da laf atılmasını istemiyordum. Ben de Pippi Longstocking. İşte var ya Pippi Brandacier. Ha nedir? Pippi Longstocking. Türkçesi ne? Pippi uzun çorap. Uzun Pippi çorap. Uzun çorap. Ay çocukken onu nasıl okuduk ya? Nasıl okuduk onu? Hep aynı dönemizde senin istersen bana hiç bilmediğin bir dildeyse Pippi deyince hemen değil mi? Anlıyorsun. Kızıl saç, işte uzun biz çorap, Pippi. Ya bizim yüreğimiz herkese yeter yani. O yüzden yani o filmde evet bir yönetmenlik deneyimi yaptım. Okey hay. Ama bana göre değil. Ben daha çok oyuncuları çalıştırmayı çok seviyorum. Çok da yaptım Fransa'da hep koçluk yaptım. Koçluk deniyor yani, değil mi? Tam olarak o yani. Yok öğretmendim yani Fransa'da 80 küsür öğrencim oldu. Ben bilim adamlara ders verdim. 25 tane bilim adamı vardı. Hepsi bayağı önemli bilim adamlarıydı. 2 yıl boyunca onları eğittim. Hepsi de yaşlıydı. Yaşlı başında insanlardı. Ufaklarım da vardı. Her yaştan vardı. Yani ders çok verdim. Çok. O yüzden ama ben iyi bir öğretmen olarak kendimi görmüyorum. Hep ben paylaşıcıyım. Evet, paylaşmayı seviyorum bilgimi. Öğretmenler öğretmeyi seviyor. Ben paylaşmayı seviyorum. Bayağı konuşmuşuz. Çok da güzel. Bak böyle şeyi seviyorum Gelda. Yani insanların gerçekten odaklanarak izlemesi lazım. Gerçekten yanımızdaymış gibi izlemesi lazım. Daldan dala atlamak var ya, ben buna bayılıyorum. Çünkü bizim zihnimiz de böyle çalışıyor. Hayatımız da böyle aslında. Hayat hikayelerimiz de böyle. Daldan dala atlaya atlaya bugünlere geliyoruz. Bugünden de nerelere atlasak falan diye. Benim sorular da hep öyle zaten. Ama sen de şahanesin ya. Sen de oradan oraya atlıyorsun. Evet atlıyorum. Çok güzel ama. Benim çok sevdiğim. Nehir söyleşi diyorlarsa bu nehir böyle akıyor. Oradan başka bir yol buluyor kendine. Oradan başka bir yol. Evet. Ama hikayelerimiz aslında
Hani oralara çok gelmedim. Ailende nasıl karşılandı, senin sanatla meşgul olman vesaire gelmedim ama eminim şöyle oldu. Ben yapacağım dedim, bitti olay. Değil mi? Evet, ben Mesela. yapacağım dedim, bitti olay. Aynen öyle. Ha, babamdan az laf yemedim yani, ama Baban seni hep boş ver onları. baban sus şarkı söyleme demiş. Hayır işte başka türlü hayatım. Aa işte asi çocuk, güzel güzel. Ve sonuçta şahane bir oyuncu kazanmış. Dünya, memleket. Sadece bizim memleket de değil. Senin o çok dilli halin, çok kültürlü, çok kimlikli halin var ya Yelda. Acayip Teşekkür anlatıyorsun ederim. zaten. Şey oluyorsun yani Teşekkür böyle. ederim. Yaşadığın şeye, dünyaya bakıyorsun ya, sadece bir Kaz Dağları ve çevresi falan değil senin hayatın, şu andan bahsediyorum. Daha gidiyorsun eski işte Mısır'da eskiden şöyleydi oralar, dünyayı böyle mahvettik, böyle her yer seni Evet. enterese ediyor. Her şey beni enterese ediyor. Her şey. Her şey. Ve yaşam o kadar kısa Feryal. Evet. Bak, sen olmuşsun 50, 51. 51. Ben oldum neredeyse 50. Ne kadar hızlı aktı bu zaman be. Öyle. Böyleyim. Ya dur be zaman, dur. Bir tek şunu belki Dur. söylemek insana iyi geliyor Yelda. Kayıt altına alınmış işlerimiz var. Dönüp dönüp bakarız işte çok yaşlanınca. Aa şunu da yapmıştım, bunu da yapmıştım. Yani günlük tutan bir insan değilim ben. Bir şey yazıp çizmiyorum falan. Arkamda sesimi Evet. bırakarak gidiyorum bakalım böyle bir yerlere. Gerçekten o Ne de insana güzel şey. bir ses Ay çok bırakacaksın. teşekkür ederim, sağ olsun. Ve Ne de güzel. sen de çok güzel oyunculukla, çok filmler, oyunlarını seyretmedim. Yani ben senin tiyatro sahnesinde seyrettim. Evet, filmlerden biliyorum, filmlerinden. Ve gerçekten şey, hani ben bu akıl hastasını getirmişler, travestiymiş falan diye izlemedim. Evet ama çok inandırdın hepimizi oynadığın, girdiğin o Teşekkür ederim. rollere. İyi ki varsın, iyi ki oyuncusun, iyi ki seçmişsin. Pandemiden sonra da devam edeceğinden eminim. Yani o yaşamı, Evet. yani şu içerisinde bulunduğun hayat senin oyunculuğuna şeyine engel olmayacaktır eminim. Bizim şu anda en büyük engelimiz, evet, bu yaşadığımız pandemi. Başka şeylerimizi keşfetmeye çabasındayız şu anda. Başka yönlerimizi de. Ama pandemi bitsin. Senin başka bir sürü işte görmek istiyorum Yelda. Ve izleyicilerimize tabii. Umarım öyle olur canım. Ben Olacak, de seni olacak. başka başka sahnelerde görmek Çok isterim. teşekkürler. Konserimize de ben seni... Yani Altınoluk'ta çok konser verdi kardeşlikler. Orada mutlaka... Alo Yelda, konserimiz var. Hadi gel Lütfen, diyeceğim. Tabii ki. lütfen, Annemler lütfen. Akçay'da yaşıyor bu arada. Eminim çok yakınsınız. Ah, al Değil mi? işte. Ondan bahsedecektim ama birden ne oldu böyle o Fransalara gittik, bir şeye gittik falan filan, böyle ben uçmaya başladım, unuttum onu söylemeyi. Annemle babam, benim babama dedi ki doktoru, Kaz Dağları'nın dibinde yaşayacaksın, oksijen falan. Tabii bu bahsettiğim Ya. 15 sene önce falan. Oraya bir yerleştiler Yelda. Allah'ım diyorlar, burası nasıl bir yer? Yani Kaz Dağları'nın Değil çok mi? ama Akçay'dalar mı? Akçay da yetiyor onlara zaten. Bir dere geçiyor Evet. evin önünden böyle. Hani Çok bizim muazzam, yani muazzam, çok çizim güzel. resimler gibi falan. Çok güzel bir Ama bir hayatları var. şey söylemek Söyle. istiyorum. Bak, bununla ilgili çok Heh. önemli. Hani dünyayı mahvettik diyoruz ya. Burada kışı geçirdiğinde, mesela benim yaşadığım Avcılar Köyü'nde, hani bu kadar muazzam bir havası var ya buranın. Diyorsun, ah ne güzel işte, Evet. akciğer açılıyor. Ah, yani nefes alabiliyorsun. Fakat bunlar kömür ve odun yaktıkları için şunu unutuyorlar. Bir küvet burası adeta. Burada da, şurada da, burada da. Ne oluyor? O karbonmonoksit burada kalıyor. Of. En çok akciğer rahatsızlıkları Alplerde mesela, belli köylerde vardır. Aa. Bunu bilir miydin? Hayır. O yüzden bizim köyde çok astmatik var. Buna ne Gerçekten mi? dersin? Çok acayip. Yani şunu hiç idrak edemiyoruz. Hani kalkamıyor, uçamıyor. Deniz kenarında gidebiliyor o karbonmonoksit. Ama dağdaysan ve o dağ biraz kapalıysa, o böyle löp diye kalıyor, şey gibi. Kara bir bulut gibi. Canım. Ya o yüzden O nefesi alıyorsun, veriyorsun. Çok acayip Yes. bir şey ya. O yüzden daha bilinçli, Hı. daha bir farklı bakarak yaşamamız gerekiyor. Ve evet, burada temiz havada olabilirsin ama kışın burada kalmak hiç sağlıklı değil. Oho. Dağda. Çok Çünkü ilginç. çöküyor. Yani Bunu da en resmen o kara azından dumanlar geliyor.
Yani bilmiyorum, belki de sen şeydir, dayanamaz yaparsın o duyuruların orada, eylemler yapıyorsundur falan. Yapıyorum, yapıyorum. Kesin, kesin. Yapıyorum, hiç merak etme. Ama programı seyreden ve Kaz Dağları'nda yaşayan, Altınoluk'ta, orada burada, o çevrede yaşayan arkadaşlarımıza, seyircilerimize de duyurmuş olalım. Böyle bir şey var, geliyor evet. Yani. Böyle bir evet, evet olay da var. Var. Çok güzel Evet. bitirdin programı, farkında mısın? Öyle mi? Değil. Hani sosyal mesaj diye dalga geçiliyor falan ya Twitter'da. Bugünkü sosyal mesajımız da bu falan. Ama yok, çok önemli bir şey. Acayip bir uyarı yaptım. Bu şekilde de bitiriyoruz Evet. programı. Duyun Kaz Dağları'nda yaşayanlar. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Şahane bir program oldu. Sonra Özlem'i de ben alacağım. Ben teşekkür ederim. Tamam, bakalım ben teşekkür CB'yi ederim. Biraz daha ona soracağım. Bugün tamam. Şey yaptım. Ona da çok selam söyle. Köpüşlerine çok selam söyle. Öp benim için. Aleyküm selam canım. Ben de çok, çok öperim sağ olasın köpüşlerini. Sevgili Jın TV izleyicileri, çok güzel bir Çiçekli Perdelerin Ardı programı daha sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Susamam.